Abi var ya, yok şuradan alırım, yok buradan alırım diye diye. Dibin dibindeyim şu an. Range falan zaten. Şimdi şeyi çok merak ediyordum, hani bu kadar boş bir depoyu fullesem şu anda kaç para yazar abi? Niye bu kadar kastım ben de bilmiyorum. Ne kadarmış şu an benzin mesela? 6.90 abi. Abi kolay gelsin, ne kadar alıyorsun? Bayağı alır ya, bomboş. Abi. Alsın abi. 170 lira, 53.60 lira. Herhalde deposu 55 falandır yani. 1 litrem daha kalmış. Hani böyle işte uçak, yok uçağa binemem, yok öyle yapamam falan dertleri olan bir herif değil. Her şeye bineriz. Sağlam ama. Arabayla uzun yol aşırı rahatlatan bir şey benim. Doğru müzik, güzel müzik, biraz da iyi hoparlör sistemi. İşte Harman Kardonlar, Bose'ler falan. Hayır ama. Nispeten iyi bir müzik sistemi ve yol. Ben zaten mesela abuk subuk Instagram'ı takip edenler bilirler. Gece çıkarım, abuk subuk gezerim. Hiçbir anlamı yok yani. Sadece hoşuma gidiyor. Bu da böyle bir... Aslında şöyle, İstanbul'da yaşayanlar bilir, benim şu an yaptığım iş bayağı bir saçma. Ayvalık'a, Cunda'ya falan gidiyorsan yeni yoldan basıp gitmek çok daha mantıklı. Ama Kore'yi havalimanına bırakmışken dedim ki ne olacak, zaten gezmeye gidiyorum abi. Hani biraz da yolu da sevdiğim için sahilden Edremit sahili falan geçerim diye düşündüm. Akşam da Ayvalık'a varırım işte. Neticede tatil işte. O mantıklı mı bu bilmem ne mi demeye gerek yok. Öyle. Ceza yedim. Ben sana bir şey diyeyim, 1200 lira falan yedim. Bu arada ya hızım 90-88 falan belki ya. Oralardayım. Tıngır mıngır gidiyorum zaten. Ezine girişinde, var mı ezineli olan bilmiyorum, 50'ymiş sınırı. Yanındaki kamyondan da görmedim. Kamyonu geçtim. Flash bir patladı suratıma. 23 yaşındayım. Bu kadar güzel. Poz verseydim Instagram'a koyarım. Öyle güzel çekti. Bafs! Muazzam. Anlat babama durumu. Bir de benim ikametim hala babamlarda. Cezalarım oraya gidiyor. Ne güzel. Bütün cezalarını ödedim bu yıl muayeneye girmeden önce. Temiz bir sayfa açmıştım kendime. Reklam gibi oldu. Abi kaldığım güzel butik otellerden bir tanesi yani. Size de tavsiye etmek için söylüyorum. Herhangi bir sponsorluğumuz yok. Ferahi Evler'de Ayvalık'ta yaşayan bir akşam var, Nevzat. Hatta CB Films, Cevat'ın takipçileri bilirler. Yanında Nevzat Kur diye bir arkadaş var. CSL Body Kit'li bir M3'ü var. Nevzatlar da burada otel işi yapıyorlar. Ben buraya geldiğimde dedim ki nerede kalayım Nevzat'a. O da burayı tavsiye etti bana. Çok güzel bir otel ve çok sakindi. Kahvaltı mahvaltı falan biraz önce görmüşsünüzdür. İki gün çok güzel kafa dinledim. Artık bir yanım diyor İstanbul'a dön. Yetti çünkü bana. Ben de böyle bir rahatsız yani. İki gün tatil, tamam hadi döneyim koşturayım falan kafasına girdim. Bir yanım diyor hadi bir gün daha var, biraz daha gez öyle dön. Bakayım çıkacağım şimdi, böyle yazı tur hesabı nereye gidiyorum? Allah'ım yarabbim. Kafama göre gideceğim bir yere yani. Tavsiye ederim ama oteli çok güzeldi. Odası da böyleydi. Şimdi gelip almak isteyenler falan olur. Burası tabii tek kişilik bir oda. Çift kişilik böyle sahile bakanları falan vardı da fiyatı da ona göre gerek yok diye ben burada kaldım. Hadi. Mesela benim Scirocco ile ilgili aldığım en fazla sorulardan bir tanesi arabanın kaç litre yaktığıdır. Bakın videonun başında Çanakkale'ye gelmeden önce İstanbul'dan çıkalı 200 km'yi biraz geçmişti. Arabanın deposunu fullledim. Çok sakin gidip geliyorum yani 90-110 kafası gidip geliyorum. Acelem yok, sakin sakin sağ şeritten falan ilerliyorum. Şehir dışında bu arabayı kullanırken uygun bayağı litresi göstereyim. Bu araba 2011 model bir araba. Düşünün 9 yaşında. Ben Ayvalık'tan çıkalı 105 km oldu abi. Bu da videonun başında izlediğimiz yerde fullledim. Bir daha dokunmadım arabaya. 105 kilometre yapmışım. Çıktı.
çıktığımdan beri yaktığı şu anki ortalamam 5.1 litre. Bu çıktığımdan beri, çıktığımda sıfırladım. 120-140 ile gitsem 6.5'lara falan gelir. Mesela daha önce Sakarya'ya gidip gelmiştim bu arabayla. Sakarya'ya gittiğimde abi o zaman acelem vardı gidip gelirken. 120-140 ortalamayla gittim. O zaman da yaktığı 6.5 litre. Şehir dışında nispeten 1.4 benzinli bir arabaya göre ki bu 122 beygirlik versiyonu bir de manuel üstüne. Bence iyi 5.5 litre falan. Ama şehir içinde yeni çıktınız, bastınız falan, trafikte kaldınız 10 litreler 11 litreler görüyor çok rahat bir şekilde. Geldim. Yani yoruldum. Neler söylemek istersin? Neyi söyleyeceğim oğlum? 4-1 yendim, manyak mısın sen? Kafayı yemişsin, bana verdin ya. E tamam gel yeni dönem yarım oğlum. Çek 24 saat. 4 tane gol attım, hala konuşuyorsun ya. Sen nasıl çirkin bir adam oldun? Oğlum sen nasıl manyaksın? Şizofrensin. Dur Fırat var Allah'tan. Nerede Fırat var oğlum? Oo ben şizofrensin. Fırat yok. Geçmiş olsun. Elini göstersene, nerede Fırat var? Tuvalette. Aç bakalım. Fırat bir ses ver. Sakın cevap verme. Oh be. Kayıptan sesler duymuyormuşum. Ne oluyor lan? Fırat 4-1 kim yendi? 4-1 ben yendim. Ben bu adamla 5 yıl önce tanıştığımda otopark.com'daydık hepimiz. Tuğberkler, anlatan adamlar, Sinan abi. Konu nasıl buraya geldi hiç fikrim yok. Aşkım elim böyle kaldı. Gizami de çekiyoruz biz. Ona bir delikanlı gibi söyleyin. Ona göre. Sizin rengi değişti diyorsun. Biz gelin damat çekimi diye geldik. Ben Evet abi. Bugün cuma. Bütün gün kurguyla geçti. Ocak'ta Cem'le, bizim Cem Bölükbaşı'yla 4 video için anlaşmıştık. 3'ünü yapmıştım işte, Monza videoları Cem'in. 4. videoya gelmeden önce gene anneannemle dedemin vefat ettiği döneme denk geliyor 2 gün öncesine. O videoyu yapamamıştım. Cem bir tane X3M competition videosu çekmiş Münih'te. Onun görüntülerini göndermiştik. Gönderdim. Borcumu ödedim. Kafam rahat. Neyse bugünlük dükkanı kapatalım. Bir tane kargo geldi. Bunlarla ilgili de bir şeyler anlatmak istiyorum ama şimdi Burak abiye geçeceğim karşıya. Yarın sabah çünkü motorlarla bir tura çıkacağız ufak. Burak abi gelmez de eşyalarımı toplayıp çıkacağım. Yarın bir iki işim var. Yani sabah eğlence de sonrası iş. Pazar günü nikah de Sadıç'ım malum. Hadi. Bay bay hadi. Kendine iyi bak. Tiger 900, bir tane Scrambler Ducati, bir tane V4 Spitfire. Ne vardı? 1200'ümüz vardı Tiger. Bir şile yapalım dedik de gördüğünüz gibi tam dönüşümüzde yağmur başladı. Biz bununla nasıl döneceğiz? Şu arkadaşla. Dönerim de ekipmanım uygun değil. Yoksa yağmur çamur fark etmez. GoPro'yu Rurok'ta kullanmadığım için yanımda GoPro yoktu. Yoksa daha güzel detaylı videosunu çekmek isterdim ama bu seferlik böyle oldu. Yeni motordan önce test sürüşü diyebiliriz. Dünya Göz Hastanesi'nden mi? Dolce Gabbana. Peki benim halimi görmek istiyor musunuz? Evet, düğünlerin aranılan şoförü müsün be? Düğünlerin aranılan şoförüyüm. Bütün yakınlarım evleniyor ya. Neyse, yani kısa bir fırsatım olduğu için açıkçası gelinle damatın yanında da açıp evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz falan yapamadığım için. Fotoğrafçıya getirdim Burak abileri. Ben de dışarıda bekliyorum falan falan. En gergin güne geldik. Galiba en gergin anlar bunlar herhalde. Nikah dairesine kadar, sonra rahatsına. Bu da bitsin kazasız belasız da. 3 gündür, 4 gündür Burak abileyim. Kendi hayatımı unuttum 3 gündür. İkisini de çok seviyorum. Umarım çok mutlu olurlar yani. Bunu da burada söylemiş olurum. Eskaza izlerler bu videoyu. İnşallah her şey istediğiniz gibi olur ya. Öyle.
sana gelmesin de. Direkt girdi. Ama bir şey söyleyeceğim, çok çalıştı ama. Yıldır Öner'in hoş geldiniz. Evet. Evet. Yani kolayla molayla. İyi ki geldiniz. İyi ki varsınız. Teşekkür ediyorum. Başkan. Ya bizi bitirdi. 25 bin lira hesap gelecek kanka.